Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz araba lastiklerinin ömrüyle ilgili olacak. Ve nasıl bir lastik seçmemiz gerektiği hakkında sizlere bilgi vereceğim. Videomuzu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Arkadaşlar şöyle düşünmenizi istiyorum. Arabanın lastiğini kullandığınız ayakkabı gibi düşünebilirsiniz. Yani siz uzun süre ayakta kaldığınızda ayağınızda rahat ayakkabı olmasını istersiniz ya. İşte arabanın lastiği de aynı bu şekilde. Yani ne kadar sağlam, kaliteli bir lastik olur ise sizin yol tutuşunuz, hızda veyahut da frenlemede mesafeyi ayarlaması o derece önemli olduğunu söylemek istiyorum. Bu yüzden lastik seçimimiz çok önemli. Bence arabanın en önemli aksesuarlarından bir tanesi lastik diyebilirim. Ve lastik dişlerini kaç milimetreye kadar kullanabileceğinizi, yasal düzeyde kaç milimetre olması gerektiğini videonun ilerleyen kısımlarında söyleyeceğim arkadaşlar. Bu konuda çok önemli. Yeni 4 adet lastik aldınız diyelim. Peki bu lastikleri tekrar ne zaman değiştirmeniz gerekiyor? Bunu biliyor musunuz? Öncelikle gelelim ilk bakacağımız şeye. Lastiklerinin raf ömrüne. Doğru koşullarda saklanırsa lastikler şayet 8 ile 10 yıl arasında bir bekleme ömrü oluyor. 10 yıl üzerindeki lastikler ise üretici firmaları garanti vermiyor genelde arkadaşlar. Lastiklerin raf ömrü konusundaki ayrıntılı bilgiler için ise alacağınız lastiğin üretici firmalarının web sitesinde bulabiliyorsunuz. Lastiğin üretim tarihi nedir? Nasıl bakabilirim? Otomobil lastikleri, hafif ticari araç lastikleri ve kamyon lastikleri de dahil olmak üzere üretici firmalar tarafından lastiklerin üretim tarihleri üzerine yazılmaktadır arkadaşlar. Ürün üzerinde tarih bilgisi çok daha uzun zamandır yer alıyor olsa da günümüzde kullanılan ve DOT DOT kısaltmasıyla gösterilen hafta yıl şeklindeki lastik üretim tarihi bilgisi sistemlerini 2000 yılında geçirmiştir. Satın almak istediğiniz lastiklerin yanaklarında DOT 2416 şeklinde bu bilgiye yer verilmektedir. Örnek vermek gerekirse tarih bilgisi lastiklerinizin 2016 yılının 24. haftasında üretildiğini burada görebiliyoruz. DOT 2416 bu şekilde ifade ediliyor. Peki lastiğin üretim tarihi neden önemli? Çünkü otomobil lastiği ham maddesi olarak kauçuktan meydana geliyor arkadaşlar. Bunu biliyorsunuzdur. Yıpranma, ses ve konfor konusunda farklı kriterlere hitap eden ürünler geliştirilebiliyor. Ancak gerek doğal kauçuk, gerek lastiğin üretim aşamasında kullanılan doğal ve sentetik ürünler çevre şartlarından etkileniyor ve zaman içerisinde deforme olabiliyor. Bu yüzden eski tarihli lastiklerin kullanılması önerilmemekte arkadaşlar. Örneğin arkadaşlar kış lastikleri ile yaz lastiklerini kullanılan kauçuk ve kimyasal bileşenler birbirinden çok farklı. Bu yüzden zaten kış lastikleri 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda esnek diş yapılarını kaybetmeyecek alaşımla üretilirken yaz lastikleri ise bu durumun tam tersi oluyor. Ancak her iki karışımda da ultraviyole ışınları, sıcaklık değişimleri ve oksitlenme faktörlerinden etkilenmekte. Bu nedenle de raf ömrü üzerinde en önemli etken lastik saklama koşulları oluyor. Peki gelelim lastiklerin kullanım ömrü ne kadar? Araç lastiklerinizin kullanım ömrü montaj işlemi yapıldıktan sonra takribi 4-6 yıl arasında değişiyor arkadaş. Tabi bu sizin kullanımınıza doğru orantılı. Yani lastik diş derinliği ile bu tarz faktörler de etkiliyor. Evet arkadaşlar bahsetmiştim lastik üretim tarihinin nasıl okunduğuyla alakalı. Bu bilgi çok önemli olduğu için bunu bir daha söylemek istiyorum. Lastiğinizin yanak kısmında DOT ile başlayan ifadenin sağında kalan 4 rakamdan oluştuğunu söylemiştim. Son 2 rakam lastiğin üretildiği yılın, ilk 2 rakam ise hafta bilgisini vermekte. Buradan lastiğinizin ne zaman üretildiğini görebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, peki nasıl bir lastik seçmeliyiz? Nasıl bir lastik seçmeliyiz de takılmamız gereken önemli birkaç nokta var. Lastik ebatınızı doğru bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu çok önemli çünkü aracınızın kaç inç jant kullanıldığı ve ne kadar bir lastik ebatı olduğunu bilmeniz gerekiyor. Buna göre lastiğinizi seçiyorsunuz. Ve mevsim ve iklim koşulları çok önemli. Açıkçası arkadaşlar normal şartlar altında kışın ayrı, yazın ayrı lastikler tercih edilir. Ama artık 4 mevsim lastikler de var uzun süredir bildiğiniz üzere. Onu da tercih edebiliyorsunuz. Yaşadığınız durumdaki kar, yağışı nasıl bilmiyorum. Ona göre karar verebilirsiniz. Ve arkadaşlar en önemlisi aracınızın fabrika çıkışında üzerinde bulunan lastiklerin hız indeksinin altındaki değerlerdeki yeni lastikleri takmamaya dikkat etmeniz gerekiyor.
Evet arkadaşlar, gelelim en önemli konuya. Lastiğiniz, hiçbir sıkıntınız yok. Gayet iyi gidiyor. Üretim tarihi vesairesi uygun. Ama diş derinliğinde azalma oldu. Yani eridi arkadaşlar. Peki diş derinliğiniz ne kadar olmalı? Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından araç muayene istasyonlarının açılması, işletilmesi ve araç muayene hakkındaki yönetmelikte bu belirtiliyor arkadaşlar. Bu yönetmeliğe göre lastik diş derinliği en az 1,6 mm olmalıdır. Peki arkadaşlar, 1,6 mm'ye kadar bu lastiği kullanabilir misiniz? Tabii ki de hayır. Yani kullanmamanız sizin için daha iyi olur. Peki gelelim, standart lastik dişleri ne kadar olmalı arkadaşlar? Şöyle söylemek gerekirse, lastik değişimi için yaz lastiklerinde 3 mm, kış lastiklerinde ise 4 mm diş derinliğinden sonra lastiklerinizi değiştirmenizi öneriyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi ise gelelim lastik diş derinliğimizi kolay yolla nasıl ölçebiliriz? Hepimizin elinde bulunan 1 lira veya 50 kuruşluk bozuk paralarla bunu yapmamız gayet çok basit. Nasıl yapıyoruz peki arkadaşlar bunu? Şimdi 1 lira ve 50 kuruşların dış taraftaki halkasıyla iç taraftaki halkası arası tahmini 4 mm arkadaşlar. Yani halka görünmeye başladığında 3 mm civarında diş derinliği kalmış demektir. İşte o zaman lastiklerinizin değiştirme zamanına geldiğinizi anlayabiliyorsunuz. Yani arkadaşlar, 1 lira ya da 50 kuruşu lastik dişlerin arasına yerleştirip oradan halkanın geçip geçmediğini görebiliyoruz. Böylelikle de diş derinliğimiz aşınmış mı, ne kadar kalmış, bunu çok kolay bir şekilde ölçebiliyoruz. Lastikle alakalı herhangi bir sorunuz varsa arkadaşlar, bunu yorum kısmından konuşabiliriz. Ölçümüyle alakalı takıldığınız veyahut da lastik seçiminde zorlandığınız, ne seçmeniz gerektiğiyle alakalı bilgileri aşağıdaki yorum kısmından konuşabiliriz. Dediğim gibi arkadaşlar, kış şartlarına giriyoruz. Yavaştan kar yağmaya başlar diye düşünüyorum. Böyle durumlarda zorda kalmamak için kış lastiklerimizi değiştirmeye ve aracımızda zincirleri unutmayalım arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Biliyorsunuz Aralık ayı geldi. Artık lastiklerin değişim süreci de başladı ve bitiyor. Bu konuda da dikkatli olursanız çok sevinirim. Evet arkadaşlar, bugünkü konumuz şu kış şartlarına girdiğimiz dönemde çok önemli olan lastikle alakalıydı. Nasıl lastikler seçmeliyiz? Ne gibi şeylere dikkat etmeliyiz? Diş derinlikleri ne olması lazım? Muayeneden geçmez aracımız. Peki bu diş derinliği minimum ne kadar olmalı? Bunların hepsi hakkında size bilgi verdim. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Yorum kısmından detayları konuşabiliriz. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir, bana destek vermek ve sizlere daha hızlı ulaşabilmem için abone olursanız çok mutlu oluruz. Diğer videolarımız için kanalımızı ziyaret edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Tekerinize taş değmesin.